Merhaba gazosuz kalamayanlar, Gazozu TV'den selamlar. Bugün ETS2'deyiz arkadaşlar ve altımızda Renault 9 araç modu var. Öncelikle modun yapımcıları Kerem Belen ve TRZ Buru'ya teşekkürler. Zaten eskiden yapılmış bir modtu fakat şu anda 1.35 sürümüne uyarlandı arkadaşlar. Modu videonun açıklama kısmından indirebilirsiniz. Ayrıca aynı modu ATS7'de de kullanabiliyorsunuz. Hemen şöyle galeri kısmından göstereyim. Zaten 1.35'te mod bayisi özelliği gelmişti bildiğiniz üzere. Direkt olarak mod bayisinden aracı görebiliyorsunuz. Yapılandır diyelim abi. Hiçbir şekilde modifiye seçeneği maalesef yok. Standart stok bırakılmış bir araç. Buradan renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Burada istediğiniz gibi beyaz veya siyah işte tarzınıza göre ayarlayabilirsiniz. Buradan da metalik rengini ayarlayabiliyorsunuz. Araca en çok abi bu kırmızı yakışıyor. Zaten orijinal bir renk. Ben de kendi aracımda bunu kullandım. Söylediğim gibi modifiye seçeneği yok. Sadece tekerlekleri değiştirebiliyorsunuz. Tekerleklerle beraber jantlar da değişiyor. Başka da bir olayı yok. Standart bırakılmış bir araç. Kabin içine de aksesuar koyamıyorsunuz. Hemen kendi aracımıza dönelim. Bugün bu araçla beraber Stavanger'den çıkacağız ve Bergen'e doğru bir yolculuk yapacağız arkadaşlar. Yolumuz açıkçası çok güzel, İskandinav diyasisindeyiz bugün. Benim sevdiğim yollardan bir tanesi. Hemen fazla uzatmadan aracın içine geçelim. Motoru çalıştırıp yola çıkalım. Aracın da kendine özel zaten bir sesi var. Onu da şimdi duyacaksınız. Haydi bismillah. Evet, bu şekilde aracın sesini de duymuş oldunuz. Şöyle abi yavaştan yola çıkalım. Stavanger madeninden çıkacağız dediğim gibi. Hani buradaki şu anda hikayemiz abi. Tırı çektik buraya. İşimiz bitti. Ve araçla beraber evimize gidiyoruz. Tabii evimiz niye o kadar uzakta, orasını karıştırmayın. Köyümüze gidiyoruz diyelim. Aynen, köye gidiyoruz. İşten çıktık. Zaten tam köye gidilecek de bir araçtır. Renault 9. Bilmeyen yoktur galiba, Türkiye'de bir zamanların kral arabalarından bir tanesiydi. Şu anda da hala köylerde kullanılıyor abi. Seviyorum açıkçası ben Renault'un eski araçlarını. Güzel arabalar, dayanıklı arabalar. Böyle Türkiye'de aşina olduğumuz arabalar diyebilirim. Biraz da böyle dışarıdan bakalım. Çok güzel duruyor açıkçası. Buraya da çok güzel bir şekilde yakışıyor. Ben modu çok sevdim. Yapımcıların tekrardan ellerine, emeklerine sağlık abi. Gerçekten güzel bir mod olmuş. Bir oynayasım, video çekesim geldi. Siz de dediğim gibi videonun açıklama kısmından indirebilirsiniz. Hem ATS'de hem de ETS'de kullanabiliyorsunuz. 1.35 sürümünde şu anda sorunsuz çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Şöyle park lambalarımızı açalım abi. Göstergeler birazcık canlansın. Bakalım, o şekilde devam ediyoruz. Şimdi birazcık ETS ile alakalı haberlerden bahsedelim. SCS neler yapıyor? Onları anlatayım. Uzun zamandır anlatmıyordum zaten. Onlardan bahsedeyim. Bildiğiniz üzere Trakya DLC'si çıkacak yıl sonunda. Daha doğrusu Balkanlar DLC'si çıkacak. Trakya diye genellemeyelim. İçerisinde Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'nin Trakya kısmı yer alacak. Yani Edirne, İstanbul, Kapıkule olabilir, Tekirdağ olabilir, Çorlu olabilir. Trakya kısmı yer alacak. Zaten ekran görüntülerini gördük. Tam detaylı olarak paylaşmasalar da Trakya kısmında neler olacağını, genel olarak ekran görüntülerini gördük. Türk bayrakları var. İşte BİM var. Tabi direkt BİM olarak yok. BON yapmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. O tarzda güzel güzel olaylar var. Yani en sonunda Türkiye'yi oyunda göreceğiz. Yani dediğim gibi bu sadece Trakya kısmından geçerli olacak. Yani öbür taraflara geçilmeyecek. İstanbul'dan Anadolu yakasına geçiş olmayacak maalesef. Ama bu da güzel bir adım. Hani üzülmeyin, sonuçta Edirne'yi göreceğiz, İstanbul'u göreceğiz. Bu da güzel bir adım olacak. İleride gelir mi Türkiye'nin tamamı? Ben pek sanmıyorum ama hani neden olmasın, 4-5 yıl geçerse belki gelebilir. Hani Avrupa'nın tamamı biter de böyle yerlere geçerlerse Türkiye'nin diğer bölümü de gelebilir, neden olmasın diyelim. Umarım gelir, tabii ki isteğimiz o yönde. Bu arada bizim trafik kapalı galiba abi.
Yok lan, değilmiş, araba gitti. Tamam. Bir an kapalı gibi hissettim. Hiç araba görmedim ama en son gördük. Tamamdır. Ara sıra böyle trafikte kendi kendine kapanıyor. Kodlarla çok oynadığım için oyunda bazen sapıtabiliyor. DLC'nin fiyatı henüz belli değil ama benim tahminimce 40 TL civarı bir şey olacak. Ona göre artık yıl sonuna paranızı pulunuzu ayarlayın. Hani bu DLC'yi kesinlikle almanız gerekiyor abi. Steam'de desteğini gösterelim. Gerçekten güzel olacak. Heyecanla bekliyorum. Çıkış tarihini söyleyebilirim. Yani şu an kesin bilgi değil. Resmi olarak açıklanmadı fakat hani işin geçmişine baktığımızda ne zaman çıkacağını az çok kestirebiliyoruz. Kasım'ın sonu, Aralık'ın başı gibi DLC çıkacak. Yani şu anda iple böyle Kasım'ın sonunu çekiyorum. Gelse de çıksa da oynasak abi. Çıktığında zaten direkt alırım. Eğer hani evde olursam direkt videosunda zaten çekerim. Güzel olacak zaten. Yani Türkiye ya. Abi Türk bayrağını bile o ekran görüntülerinde görmek gerçekten büyük bir gurur, büyük bir keyif. Anlatılmaz, yaşanır bir duygu açıkçası. İlk zaten teaser paylaşıldı. Teaser'da ilk Romanya'yı gösterdi yanlış hatırlamıyorsam, ardından Bulgaristan, en son Trakya'yı gösterdi. Zaten abi en başından böyle teaser'ın müziği bir böyle beni çekti. Çok güzel bir müziği vardı. Hala şu an aklımdadır. Ara ara da açıp o müziği dinlerim. Güzel bir müziği vardı. Dedim lan hani ne kadar Türkiye'ye özgü bir müzik gibi duruyor böyle. Hani tanıdık geliyor sesler. Ulan ondan sonra bir baktım Trakya yazdı. Türkiye'yi Trakya. Cami falan gördüm. Sınır kapısını gördüm. Yani o anki duygu gerçekten anlatılmaz. Gözlerim doldu böyle. Hani yıllardır zaten bizim Türk oyuncularının en büyük hayaliydi. Türkiye'yi resmi olarak oyunda görmek, oraya gitmek hayalimizdi. Yani kısmen gerçek oldu. Zaten hani bu olay açıklanmadan önce de sürekli söylüyorduk. Hani gelse bile Trakya kısmı gelebilir diye. O dediğimiz olay, öngördüğümüz şey tam olarak gerçekleşti. 2019 yılında da bakalım Türkiye'yi görmüş olacağız. 2019 yılının sonunda, daha doğrusu şu an zaten 2019 yılındayız. Ayrıca Ford F-Max projesi var bildiğiniz üzere. Simülasyon Türk'ün aracılığıyla Bertan Baday ve Emre Aydın hazırlıyor bildiğiniz üzere. Onun da takipçisiyiz. O da çok güzel bir mod. Övgüyü hak eden bir mod. Gerçekten SCS kalitesine yakın bir şekilde çalışıyorlar. Çok titiz çalışıyorlar. Gerçeğine sadık kalınarak, hani oyuna orijinal bir araç nasıl geliyorsa öyle bir araç gelecek Ford F-Max. Ya çok güzel bir zamanlama oldu. Hem Ford F-Max geliyor, hem Türkiye haritası resmen geliyor. Türkiye'nin Trakya kısmı resmen geliyor. Şimdi yanlış anlaşılmasın, Türkiye haritası demeyelim. Çok güzel oldu. Hem onu oynayacağız F-Max'i, hem de Türkiye'nin Trakya kısmını görmüş olacağız. F-Max'te hani tahminen 2 ay içinde hazır olur diye düşünüyorum. En son Interior oyuna aktarılıyordu. O da çok güzel bir şekilde ilerliyor. Güzel olacak. Bu yıl sonu Türk oyuncular için özellikle gerçekten muhteşem olacak. Hayallerimiz gerçekleşiyor bakalım. Umarım güzel bir şekilde oynarız. Ki oynayacağımızı da zaten düşünüyorum. Nereye dönsek şimdi? Abi sola dönelim. Bergen'e doğru devam edelim. Oslo birazcık uzak kalıyor. Şöyle döneyim ben hemen. Azıcık da gazı kökleyelim. Aracın motor sesi de güzel. Gidişi de güzel. Açıkçası sevdim diyebilirim. Güzel abi, böyle uzun süreli hani sıkıntı çekmeden oynanabilecek bir mod. Güzel bir şekilde ayarlanmış. Rahatlıkla gezilir bunda ya. Burada da çok tehlikeli ya. Düz çizgi var zaten, sollanmaz ama. Bak otobüs geliyormuş, sollasak kafa kafaya girecektik. Şöyle önümü gördüğüm zaman sola akacağım abi. Görmedim ama gene de aktım. Hop. Makasa da girmedik demeyiz yani o 9'da.
Hiçbir şey görmüyorum abi, sollamayıp ne olur ne olmaz. Uzun zamandır da mod incelemiyorduk. Güzel oldu. Renault 9 modu gelmiş. Güzel de bir yanladık. Yanlama demeyelim de devriliyorduk, kurtardık diyelim. Sert girdik viraja. Birazcık aracın limitlerini zorlayalım o zaman. Başından beri sakin kullanıyoruz birazcık. Deli tarafımıza gösterelim araca. Bakalım nasıl tepkiler veriyor. Bu arada silecekler vesaire sorunsuz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Gayet de güzel yapılmış silecekler. Ama şimdi nasıl kapatacağız? Üf! Abi böyle frene basarsan işte olacağı bu. Sileceği kapatma tuşu yok yalnız. Dur abi, şu tüm tuşlara basma taktiğiyle tamam, hallettik. Hasarımız ne alemde? Üf, iyi hasar yedik ya. Fizik ayarlarım gerçekçi olduğu için frene bastığım an araç kayıyor. Yavaş frene basmak lazım. Birden basarsanız tabii ki kayar abi. Evet, böyle de gidilmiyor. Böyle de gidilmiyor vardı. Hadi be Reno. Bak sen Türkiye'de nelere katlandın? Sana 15 kişi binenler var. Ver hocam. Arkana 50 tane damacana yükleyip gidenler var. Köylere su çekiyorsun sen. Dayanmalısın. Sen dayanıklı bir arabasın. Evet yavrum benim be. Üf üf üf. Kornası da vardı. Skoda'nın kornasının aynısı. Bilginiz olsun. Böyle azıcık su mu atalım? Monitöre birazcık uzağım şu an. Bak 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 bak. Gene aynısı olacak. Hayır! Hayır! Yıkılmadım. Ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Ne oldu ki ya? Babacım takla attık, gene düştük ya, helal olsun. Kedi gibi dört ayak üstüne düşüyor. Seviyorum bu arabayı. Hop. Hadi bakayım. Renault be. Renault 9 be. Evet koçum benim. Bir sürü hasarı var ama şu anda araç gene de gidiyor. Diyorum abi, Türkiye'nin şartlarına dayanmış. Hani buradan mı gidemeyecek? Oy oy. Ama son durak. Bu son durak artık. Evet bu son durak. Burada hatimle indirseniz bu araba düzelmez. Öyle indirelim biz gidebildiği yere kadar. Gidelim zaten, birazdan da videoyu sonlandırırız. Güzel güzel geldik abi. Son taraflarda birazcık arabanın içine etmişiz, gördüğünüz üzere hasarımız var. O zaman bir F7'miz çalışır abi. F7'ye gidelim. Bir tamir ettirelim aracı. Oradan da artık otele veya müsait bir yere çekip videoyu sonlandırırız. Böyle onar bakalım abi. Of, güzel de para bayıldık. Arabadan pahalı para verdik ya. Oo, hava basıncı. Renault havalı değil, bir saniye. Tır ayarı kalmış bizde. Şu hava basıncını kapatalım. Hava dolduruyormuş bizden öyle falan. Dışarıdan birazcık daha bakalım. Evet, fizikler de bu şekilde. Tabi bu sizin ayarınıza göre değişebilir. Oynanış ayarlarından fizikleri ayarlayabiliyorsunuz bildiğiniz üzere. Hani biraz daha en sağ çekin, rahatlıkla oynarsınız ki şu anda da zaten bir sorun yok. Gerçekçi tepki veriyor diyebilirim. Gerçekte yapsak da büyük ihtimal böyle olabilir. Hiç Renault 9 kullanmadım gerçekte ama yine de tahminlerim bu yönde. Evet şöyle çekelim. Böyle Renault 9 diğer araçtan büyük. Diğer aracın markasını şu anda çözemedim. Model olarak birazcık büyük yapılmış. Evet, bu videonun da burada sonuna gelelim. Dediğim gibi
Modu video açlamasından indirebilirsiniz. 1.35 sürümünde şu anda sorunsuz çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve Gazozcu TV'ye abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gazozsuz kalmayın.